Göz hastalıkları, alerjik göz rahatsızlıklarında bitkisel destek mümkün mü? Tabii. Göz rahatsızlıkları eğer alerjik değilse, yaban mersini, yaban mersini ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yaban mersini ile ilgili Fransa'da Profesör Doktor Robert Michel ve Profesör Doktor Michel Robert isimleri birinin önünde birinin sonunda olduğu için aklımda kalıyor. Alman asıllı Profesör Horst, bunlar klinik araştırması yapmışlar. Göz rahatsızlığı olan hastaları iyileştirmişlerdir. Mesela nedir göz rahatsızlarının birisi? Sarı nokta hastalığı. Yaşlı insanlarda genellikle bu sarı nokta hastalığı olur. Sarı nokta nedir? Retinanın arkasında sinir kökü var. Orada makula, yani bakmış olduğumuz cisim makulaya yansır. Makula cismin, resmin %90'ını algılar. %10'un da çevresindeki sinirler algılar. Sinir demeti beyne bildirir buradaki sinir demeti makuladaki. Hı hı. Yaşlanma nedeniyle retina beslenemezse, vitamin, mineral, enzim akışında azalma olursa yeni yeni damarlar açılır. Göz beslenemiyorum der, yeni damarlar, yeni yollar açılır. Yani patika yollar ana yol olmaya başlar. Ama mecburiyetten dolayı. Mecburiyetten beslenemediği için. Fakat eski damarlar, orijinal damarlar normal damardır. Fakat sonradan açılan damarlar dört dörtlük damar değildir. Mesela bir damar altı tabakadan oluşuyorsa sonradan ortaya çıkan damarlar bir veya iki tabakadan oluşur. Çok narin, çok hassas olduğu için tez yırtılabilir. Burada sızmalar olabilir. Eğer burada sızmalar olursa makulada cisimcikler meydana gelir, sarı cisimcikler. Bu nedenle sarı nokta hastalığı denir. Sarı cisimcikler ortaya çıktığı için. Bu da bakıldığı zaman kişi bir yüze baktığı zaman yüzün ortasını göremez, kenarlar, kulaklarını vesaire görür. Veya herhangi bir cisme baktığı zaman çevresini bakar, ortasını göremez. Sarı nokta hastalığı. Bu tür rahatsızlarda yaban mersini diyor. İksir, aloe vera jel, yaban mersini. Kullandığı zaman yavaş yavaş düzelir.